Bugünkü konumuz arkadaşlar, dünya para sistemini birlikte inceleyeceğiz ve bu sistem nasıl kurulmuş, nasıl işliyor ve sonu ne olabilir birlikte bakacağız. Bugün küresel para sistemini öğreneceğiz ama size hiçbir yerde olmayan bu sistemin bir özelliğini de anlatacağım, bir parçasını anlatacağım. Bu parçanın adı Euro Dolar sistemi ve buradaki Euro'nun Avrupa Birliği'nin para birimi olan Euro ile hiçbir alakası yok. Euro burada ülke dışı yani offshore anlamında kullanılıyor. Birazdan bu sistemi size bütün ayrıntısıyla açıklayacağım. Bugünkü dünya para sistemi 1971'de son şeklini aldı arkadaşlar. O devirde Amerika doların arkasındaki altın bağını kopardı ve doları tamamen iradeye dayalı bir para birimi haline getirdi. Yani fiat para birimi deniyor buna İngilizce'de. Sadece iradeye dayanan, devlet iradesine dayanan para birimi. Modern para sisteminin iki ayağı var. Bir tanesi bu fiat para birimi olması. İkincisi de kısmi rezerv bankacılığı ya da İngilizcesi fractional reserve banking dediğimiz bir sisteme dayanıyor. Bu iki kavram da aslında Batı'da icat edilmiş kavramlar değil. Dünyanın ilk fiat parasını Çinliler ürettiler. Çin'de Moğol kökenli Yuan Hanedanı 1260'lı yıllarda Kubilay Han zamanında hiçbir şeye dayanmayan sadece imparatorun iradesine dayanan kağıt para ortaya koymuştu. İşte bakın o kağıt paralardan bir örnek ve onun baskı aracı, taş baskı aracı. Yine bu kısmi rezerv bankacılığı da modern şeklini Avrupa'da gösterdi, işte Amsterdam ya da İsveç merkez bankalarının kurulmasıyla gösterdi. Fakat bundan önce de, bu merkez bankalarının kurulmasından önce de Orta Doğu'da, İslam dünyasında, Hindistan'da ve daha dünyanın başka yerlerinde bir rezerv ayırarak buna dayalı olarak bu rezervden çok daha fazla piyasaya kredi ya da para sunma sistemi veya benzerleri kullanılıyordu. Modern para sisteminin ilk ayağı arkadaşlar fiat para oluşturma yani iradeye dayalı sınırsız basılan borcu ve faize dayalı olarak üretilen bugün bizim kağıt para olarak bildiğimiz fiat para üretimi. Bunun için ne oluyor? Devletin paraya ihtiyacı olduğu zaman hazine bir borçlanma senedi çıkartıyor devlet adına. Yani buna hazine bonosu ya da tahvili deniliyor. Bunlar bankalar aracılığıyla Merkez Bankası'na veriliyor. Merkez Bankası da hiçbir şeyden yoktan var ettiği parayı bugünkü sistemde dijital kayıt olarak bilgisayara girdiği parayı bankalar aracılığıyla yine hazineye gönderiyor. Böylece ne oluyor? Merkez Bankası'nda hazinenin borçlanma senetleri birikirken hazinede de Merkez Bankası'ndan çıkan paralar birikmiş oluyor. Merkez Bankası'nın yaptığını siz bir insan olarak yapmaya kalksanız, yani hiçbir şey, hiçbir varlığınız olmadan para oluşturmaya kalksanız ne olur? Kalpazanlıktan içeri atılırsınız. Ama merkez bankalarının bugünkü sistemde böyle bir yetkileri var. İkinci ayağında sistemin kısmi rezerv bankacılığı var. Hazine aldığı bu paraları tabii çeşitli işler için harcıyor. Bu paralar sisteme giriyor ve bankalara mevduat olarak yatırılıyor. Yani depozit olarak. Örneğin bir kişi aldığı paranın 1000 dolarını bankaya getiriyor. Mevduat olarak yatırıyor. Banka işte kısmi rezerv. Yani bir kısmını bunun rezerv olarak ayırıyor. Atıyorum 100 dolarını. Genelde %10 olarak hesaplanır bu. Dünyada farklı oranlar olmakla birlikte. Geri kalan 900'ünü bir başka kişiye kredi olarak yani bu loan kredi olarak verebiliyor. Rezerv oranı %10 ise burada 900 dolar verebiliyor. %5 olsaydı 50 dolar ayırıp burada 950 dolar verebilecekti. Tabii bu yeni krediyi alan kişi bunu harcıyor ve bu da mesela bununla atıyorum araba alıyor. Arabayı satan kişi de elde ettiği parayı getirip bu bankanın başka bir şubesine veya bir başka bankaya yatırıyor. Yine aynı şekilde bu 900 doların da %10'u rezerv olarak ayrılıyor ve geri kalan 810'u yeniden kredi olarak veriliyor. Bu ve bu döngü böyle aşağı doğru gidiyor. Sonuçta 1000 dolar başlangıçta 1000 dolar olan mevduat sonuçta 9000 dolarlık kredi oluşturabiliyor bu sistemde. Kredi döngüsü
çalışıyorsa yani krediye talep varsa banka bu 1000 doları 9000 dolar krediye kadar yükseltebiliyor. Ve toplam para arzını 1000 dolardan 10.000 dolara kadar çıkartabiliyor. Burada çok önemli bir nokta var. En başta fiyat para Merkez Bankası tarafından üretilirken bu hazine bonosu üzerinde, bu borçlanma senedi üzerinde bir faiz var. Örneğin 1000 dolar borçlanıyorsa hazine ve bunun üzerinde %10 faiz varsa zamanı geldiğinde bu hazine bonolarını hazine tekrar Merkez Bankası'na bankalar aracılığıyla ödemek zorunda. Ne olacak? 1000 dolar borç almıştı. %10 faiz 1100 dolar olarak geri ödemek zorunda. Fakat daha sadece tek hazine bonosu piyasaya çıktıysa ve Merkez Bankası 1000 dolar bastıysa sadece %10 faiz var. Bu 100 doları nereden bulup da hazine bu ödemeyi yapacak? 1100 dolar olarak. Bu 100 doları da hazine arkadaşlar tekrar Merkez Bankası'ndan borç almak zorunda. Yani bu sistem, bugünkü 1971'den itibaren geçerli olan bu sistem sürekli borcun artmasına dayanıyor. Sürekli borcun artmasını gerektiriyor. Borçların ödenmesi iyi bir şey diye düşünür genelde vatandaşlar ya da devletin borcunu ya da şirketlerin borcunu ödemesini ister. Fakat eğer devletler ve şirketler bütün borçlarını öderlerse bu sistem yıkılır arkadaşlar. O yüzden ödeyemezler bütün borçlarını. Borçlar sürekli artar. Buraya kadar anlattıklarımı genelde yerli ve yabancı birçok analistin para sistemiyle ilgili açıklamalarında bulabilirsiniz. Bugün ise ben size anlatılmayan bambaşka bir yönünü daha anlatacağım bu sistemin. Şimdi deminden beri gördüğümüz sistem hep bir ülke içinde olan biteni anlatıyor. Mesela Amerika içinde. Fakat Amerika para birimi dolar küresel bir rezerv para birimi olduğu için aynı zamanda yurt dışına da dolar gönderiyor. Ve bu dolarlar bütün ülkelerin çeşitli bankalarında yine mevduat olarak bulunuyor. Örneğin İngiltere'de Londra'da ya da Berlin'de ya da Türkiye'de İstanbul'da. Bütün bu yabancı bankalar yani Amerika'ya göre yabancı bankalar da aldıkları bu dolarla tıpkı Amerikan bankalarının yaptığı gibi kısmi bir rezerv ayırarak kendileri dolar olarak para yaratabiliyorlar, para oluşturabiliyorlar. Şimdi ne oldu? Amerika dışında da çok büyük bir dolar kredi sistemi, dolar yaratma sistemi ortaya çıkıyor. İlk önce bu dolar mevduatları Avrupa'da biriktiği için buna euro dolar demişler zamanında. Ama offshore yani Amerika dışındaki dolarları anlatıyor. İlk defa bu mevduatlar bakın şurada koyu renkli euro currency demiş grafikte. 1957'de Avrupa'da ortaya çıkıyor. Şu diğer açık renkli olan da normal dolar rezervleri. Yani merkez bankalarının tuttuğu dolar rezervleri. Ama şu koyu renkli olanlar bankaların tuttuğu dolar mevduatlar. 1957 tarihi de çok ilginç. Tam da para ekonomisinin zirveye ulaşıp bilgi ekonomisinin yani transistörlerin işte çok basit bilgisayarların oda büyüklüğünde bilgisayarların işte küçük hesap makinelerinin elektronik saatlerin doğmaya başlayacağı dönemin başında. Yani tam para ekonomisi zirveye ulaştığında bu para sisteminin küresel boyutu da ortaya çıkıyor. Yani bu sınırsız para sisteminin fiyat para sisteminin küresel boyutu ortaya çıkıyor. Çünkü para ekonomisi artık oradan sonra aşağı düşecek ve bunu canlandırmak için yeni bir atağa ihtiyaç var. Zaten bugünkü fiyat para sisteminin 1971'de kurulan bu sınırsız para sisteminin tarihteki örneklerinden en büyük farkı küresel bir sistem haline gelmiş olması. İşte bakın bu euro dolar ya da offshore dolar hesapları gittikçe artıyor. 1970'ten sonra asıl büyük artışını gösteriyor. Tabii 1970'ten sonra ne oluyor? Aslında tabii Amerikan dolarıyla altının bağı kopartıldığı için çok daha rahat dolar oluşturulabiliyor ve yurt dışındaki dolar mevduatları da bu da 80'den sonraki artış şu mor olan taraf dolar 13 trilyon dolar civarında daha artmıştır tabii bu son 4-5 yılda. Normalde onshore yani Amerika'da olan fiyat para, fiyat dolar sisteminde en tepede Federal Reserve var. Yani Fed var, Merkez Bankası olarak onun oluşturduğu para birimi var. Yani
ortaya çıkardığı dolar ve bu 1913'te Fed'in ortaya çıkışından beri devam ediyor. Amerikan bankaları ise toptan ve perakende mevduatlara dayalı olarak kredi oluşturuyorlar. İşte bu da 19. yüzyıldan beri devam eden bir sistem. İşte bunun euro dolar ayağında da şimdi ne var? Amerikalı olmayan ticari bankalar, bunlardaki euro dolar mevduatları yani offshore dolar mevduatları ve onların bu offshore dolar mevduatlara dayalı olarak çıkardıkları krediler. Hatırlayın, 1000 dolarlık mevduat 9000 dolara kadar kredi oluşturabiliyor. Yani bir banka Londra'da 1000 dolar Amerikan doları bir yerden bulsa, bunun üzerine İngiltere'nin içinde 9000 dolar daha kendisi yaratabiliyor havadan. Tabii yabancı merkez bankaları kendi başlarına piyasalara dolar verme imkanına sahip değiller. Dolar basma imkanına sahip değiller. Ama 2008 krizinden sonra Federal Reserve büyük merkez bankalarıyla swap hatları açtı. Yani onlara dolar verdi, atıyorum Avrupa Merkez Bankası'na. Onlardan euro aldı. Değiş tokuş yaptı. Yani swap değiş tokuş demek. Ve onlar da bu şekilde euro dolar mevduatları alabildiler 2008 krizinden sonra ve onlar da bu mevduatlara dayalı olarak kendi bankalarına dolar kredisi açabildiler. Açabiliyorlar şu anda. Sistemin en önemli unsuru ise gerek Amerika'da gerek Amerika dışında gölge bankacılık dediğimiz kuruluşlar. Bunlar banka değiller, çeşitli fonlar veya banka benzeri kuruluşlar fakat bankacılık regülasyonlarına tabi değiller ve bankalar gibi zorunlu karşılık oranlarıyla, rezerv oranlarıyla sınırlı da değiller. Bunlar ne yapıyor? Ellerindeki çeşitli varlıkları teminat olarak göstererek kredi alıyorlar. Ve bu aldıkları krediler de sonuçta yeni oluşturulan para anlamına geliyor. Bakın gölge bankacılık nasıl para yaratıyor, para oluşturuyor. Banka olmayan kuruluşlar da yani bu sistem içinde para oluşturuyorlar. Bankaların oluşturdukları yetmezmiş gibi. Çeşitli fonlar kurumlardan ya da hane halklarından mevduat topluyorlar. Para alıyorlar ve bunun karşılığında onlara iyi getiri vaat ediyorlar. Aldıkları bu paraları tabii yine rezerv olarak değerlendirip üzerine başka yerlerde krediler açıyorlar. İki tane kanal var bunun için. Birincisi repo piyasası, ikincisi de varlığa dayalı kağıtların satıldığı piyasa. Yani işte bu mortgage kredileri, otomobil kredileri veya kurumsal krediler paketlenip satılıyor. Bunlara varlığa dayalı kağıtlar deniliyor. İşte bu varlığa dayalı kağıtları getirenlere kredi açıyorlar. Bu gölge bankacılık içerisinde çeşitli başka fonlarda, örneğin hedge fonlarda ellerindeki hazine bonoları veya bu tip krediye dayalı varlıkları teminat göstererek kredi arıyorlar. Nakit bulmaya çalışıyorlar. Tabii bu bir ülke içerisinde yani onshore olan hadiseler gölge bankacılıkta. Eğer gölge bankacılık uluslararası piyasaya çıkmışsa yani Amerika dışındaki ülkelerde kurulu gölge bankacılık kuruluşları varsa bunlar da ne yapıyorlar? Uluslararası döviz swap piyasasında işlem yapıyorlar. Yani elde ettikleri paraları uluslararası döviz swap piyasasında kredi olarak kullanıyorlar. Başka fonlar geliyor. Dolar kredi almak istiyorlar. Bunun için de kendi para birimlerini varlık olarak gösteriyorlar. Swap, takas yapmak demek. Örneğin bir kuruluş euro getiriyor, teminat olarak gösteriyor. Tıpkı repo piyasasında hazine bonolarının teminat olarak gösterilmesi gibi. Ya da bu varlığa dayalı kağıtların teminat olarak gösterilmesi gibi. O da elindeki euro mevduatı teminat olarak gösterip dolar kredi alıyor. Bütün bu kredilerde yani repoda, işte varlığa dayalı kağıtlara karşı verilen kredilerde ve bu çeşitli farklı dövizlere karşı verilen dolar kredilerinde hepsinde ekstradan dolar yaratılmış oluyor. Ekstradan para basılmış oluyor.
Gördüğünüz gibi sadece merkez bankaları değil, daha çok ticari bankalar ve hatta onların dışındaki banka benzeri kuruluşlar sadece yurt içinde Amerika'da değil, Amerika'nın dışında da çok büyük oranda sürekli büyük hacimlerle kredi üretiyorlar. Yani para üretiyorlar bugünkü sistemde. Çünkü bugünkü sistemde 1971'den itibaren parayla kredi aynı şey oldu. Paranın arkasındaki altın bağı kopartılınca para sınırsız borca dayalı olarak basılır hale geldikten sonra, faize dayalı olarak basılı hale geldikten sonra para eşittir kredi oldu. Bu yüzden kredi üretildiğinde para üretilmiş oluyor yeni sistemde. Oysa ki normalde para ve kredi aynı şey değildir. Para sadece krediyi ölçmek için, saymak için kullandığımız bir araçtır. Tarih boyunca canlı hayvanlar, çeşitli tahıllar, en çok da altın ve gümüş sınırlı para olarak kullanılmış ve bu kredi ve finansal bilgileri ölçmek için kullanılmış. En sonunda 2008 krizinden sonra ortaya çıkan Bitcoin sınırlı yapısıyla bu işlemlerde kullanılıyor. Şimdi merkez bankaları para üretiyor. Ticari bankalar merkez bankalarından çok daha fazla para üretiyor. Ve onun dışında banka benzeri bu gölge bankalar da para üretiyor. Yani korkunç hızlı bir kredi büyümesi yaşanıyor. Özellikle 1971'den sonra. Peki ama burada sorun ne? Eğer herkes istediği gibi krediye ulaşabiliyorsa, ekonomi büyüdükçe krediler de büyüyorsa, burada ne sorun var ki diyebilirsiniz. Sorun şu arkadaşlar. Bu en baştaki borca ve faize dayalı üretimden dolayı, para üretiminden dolayı sistem sürekli daha fazla borç üretmek zorunda olduğu için borçlar ekonomiden daha hızlı büyüyor. Bakın şurası şu mavi çizgi dünyanın bir yıllık üretimi yıllara göre mal ve hizmet üretimi toplam üretimi bu da borçlar. Bakın borçlarla üretim başlangıçta 90'larda çok yakınken giderek makas açılıyor ve 2016'da borçlar gittikçe gerçek üretimden çok daha fazla bir şekilde artıyor. Daha geniş 2018'e gelen bir perspektifte bakalım. Borçlar neredeyse 250 trilyon dolara ulaşıyor ve toplam dünya üretimine oranı %300'ü aşıyor. Oysa en başında yani 1971'de dolarla altının bağı kopartılmadan önce bakın şu kesik çizgi mor dünya GDP'si yani dünyanın üretimi bir yıllık üretimi aynıymış 1970'te. 70 öncesi neredeyse hemen hemen aynıymış. Daha sonra ne olmuş? 1980'den sonra özellikle şu arada altınla doların bağı koptu ve altın 24 kat artış gösterdi. 1980'den sonra da bu euro dolar sistemi iyice devreye girdi ve bu döviz swapları, FX swapları piyasası açıldı. Yani repo ve diğer gölge bankacılık zaten vardı. Üzerine bir de bu döviz swapları piyasası açılınca bakın ne oldu? Borçlar patladı. Çünkü sistem, bu borca dayalı sistem tam anlamıyla çalışmaya başladı. Dünya üretimi ise aşağıda kaldı. İşte sıkıntı burada. Sürekli borcun üretimi oranı çok daha fazla bir şekilde artıyor. Bugün piyasadaki oyuncular ise bu sıkıntıyı dolar bulamamak olarak hissediyorlar. Dolar yok. Dolar arıyorlar, dolar bulamıyorlar. Bu kadar kredi üretilirken neden piyasa oyuncuları dolar bulamıyor? Bakın daha Kasım 2019'da yapılmış yeni bir haber. Dolarlar yok oluyor. Herkes swap piyasasına, bu FX swaplarına, döviz swaplarına muhtaç hale geldi diyor haber. Aslında bu ne demek arkadaşlar? Yani bu krediler demek ki geri çağrılıyor. Yani herkes bu kredilerden çıkıp gerçek nakit dolara ulaşmaya çalışıyor. Demek ki güven piyasadan yok oluyor. O yüzden gerçek doları istedikleri halde bulamayınca da dolar yok piyasada diye serzenişte bulunuyorlar. IMF'nin para ve sermaye piyasaları departmanının direktörü Tobias Adrian bu haberde diyor ki Amerikalı olmayan bankaların dolar varlıkları ve dolar yükümlülükleri arasındaki fark 1,5 trilyon dolar. Yani Amerika dışındaki bankalara bugün mevduat sahibi olanlar akın etseler bu bankalar
Bu bankalar İngiltere'de olabilir, Almanya'da olabilir, Japonya'da olabilir, Çin'de, Avustralya'da, herhangi bir Afrika ülkesinde vesaire. Bu bankaların 1,5 trilyon dolar eksiği var. Herkes gelip dolarını talep etse bu bankalardan 1,5 trilyon dolar açıkları var. Bu açığı da diyor Tobias Adrian FX swap marketinden, döviz swaplarından karşılamak zorundalar. Bu piyasada çok kırılgan diyor. Biz zaten repo piyasası ile ilgili bölümlerimizde görmüştük. Bu fonlar, yani bu shadow banking içinde çalışan fonlar, hedge fonlar ve diğer fonlar ve muhtemelen bazı Amerikalı olmayan bankalar zaten zorda oldukları için ne yapmışlardı? Repo piyasasında teminat olarak sundukları şeyler kabul edilmediği için repo faizleri fırlamıştı Eylül ayında Amerika'da. İşte bu da diğer gölge bankacılığın diğer para bulduğu alan döviz swapları piyasası. Burada da sıkıntı var. Sıkıntı olduğunda nereden anlıyoruz? Bu çapraz döviz swaplarındaki faiz oranlarından. Bu faiz oranları genelde eksi olarak hesaplanıyor. Yani bir piyasa oyuncusunun döviz swap marketinde işlem yapmak istediği zaman ödeyeceği ekstra primi, ekstra maliyeti gösteriyor. Adrian diyor ki swap faiz oranları, cross currency basis swap deniliyor bunlara. Eğer bu oran 50 bas puanı aşarsa diyor, bu dolar bulmaya çalışan Amerika dışındaki şirketin bulunduğu ülkede bir sorun var anlamına gelir diyor. Yani burada krediler çözülüyor, krediler geri çağrılıyor ve insanlar dolara atak yapıyor anlamına gelir. Ekonomide sorun var demektir anlamına geliyor. Bakalım şimdi tablo nasıl? Bu cross currency basis swaplarda, yani çapraz döviz baz faiz oranlarında eğer eksiye giderse o ülkede dolara talep var ve çok ciddi kriz var demek oluyor. Bakın 2008 krizinde İngiltere parası, yani sterlin yeşil olan ve sarı olan euro da çok ciddi eksi 300'e kadar, 300 bas puana kadar gitmiş bu oran. Avrupa bankacılık krizi sırasında euro da çok derin kriz olmuş. Japonya euro ve yine pound'da, sterlinde sıkıntı olmuş. Bu ülkeler dolara talep yapmışlar ama yüksek faiz oranları ödemek zorunda kalmışlar ve bakın 90'a kadar Japon yeninde de bu daralmış. Yani son 3 yıldır bu piyasada da, hatta 4 yıldır ciddi problem var. Bakın 2008 krizinin olduğu tarihte, 2008 yılı başında hatta ortasına kadar çok bir sorun yokmuş. Birdenbire bu oranlar eksi 300'ü görmüş. Bugünkü para sisteminin peki sorunu ne? En büyük sorun şu arkadaşlar, sürekli kredi üretildiği için gerçek ekonominin sağlıklı bir döngü yaşaması engelleniyor. Yani sağlıklı bir kriz döngüsü yaşaması engelleniyor. Gerçek ekonomi aşağıda kalıyor. Batması gereken şirketlerin çoğu yüzüyor. Hastalıklı hücreler ölmüyor. İşe yaramayan firmaların elendiği krizler meydana gelmesi gerekirken çok büyük kredilerle şişirilen çok büyük balonlarla sistemik risk oluşturan krizler meydana geliyor. Ve ekonomi buradan olumlu etkilenemiyor. Sürekli merkez bankaları sınırsız para basarak batması gereken kuruluşları kurtardıkları için hastalıklı yapı daha büyüyerek devam ediyor. İnsan vücudunda yaklaşık her 10 yılda bir vücudun büyük bölümünde hücreler ölür ve yerine yenileri gelir. Bugünkü para sistemi ise adeta hiçbir hücre ölmesin şeklinde bir yaklaşım sergiliyor ve sürekli vücuda morfin salgılayarak vücudun kendini yenilemesini engelleyip kolunu bacağını kaybetmesini ve en sonunda tamamen sistemik risk çöküşüyle ölmesini adeta getirecek. Tarihte altın standardı bakın 1873 ile 1913 arasında kullanıldı en son. %100 altın standardı, %100 altına dayalı banknotlar basıldı bu dönemde. Bu dönemde de krizler oldu. 1873-96 depresyonu, 1901 paniği, 1907 paniği. Ama bu dönem aynı zamanda ikinci sanayi devriminin oluştuğu bir dönemdi. Dünyada adeta çağ sıçramasına sebep olmuştu.
Ve bu krizler sistemik anlamda problem olan krizler değildi. Altına dayalı ya da sınırlı varlıklara dayalı para sistemleri krizleri engellemek için tavsiye edilmiyor arkadaşlar. Kriz elbette yine bu sistemlerde de olacak. Bu sistemlerde de altına veya sınırlı olan varlığa, gümüşe neyse dayalı olarak kredi üretilebilir. Kaldı ki %100 altına dayalı para sistemin olduğu dönemde de krediler üretiliyordu. Fakat burada sorun şu. Ekonomik daraldığı zaman o kredilerin daralmasına izin verip batması gereken firmaların batmasına da izin vermelisiniz. Aksi takdirde işte 1929 krizi gibi, 2000 krizi gibi, 2008 krizi gibi sistemik büyüklükte krizler oluyor. Altına ve sınırlı varlıklara dayalı para sistemlerinin engellediği şey kriz değildir, hiperenflasyondur. Sınırsız olarak oluşturulan para sistemleri ise kaçınılmaz olarak hiperenflasyona yol açarlar. Bakın tarihteki bütün sınırsız para deneyleri. Kubilay Han zamanında ilk Çin'de basılan kağıt para 1260-1280 arasında yaşandı ve 1280'den sonra hiperenflasyon neden oldu. İsveç'te Johann Palmstruch Stockholm Banko'yu kurdu. Yani Merkez Bankası'nın öncüsü gibi 1657'den 68'e kadar 11 yılda yine hiperenflasyonla götürdü İsveç'i. Fransa'da John Law Bank Generali kurdu. Yine bir Merkez Bankası gibi işledi ve sınırsız para bastı ve 4 yılda ülkeyi hiperenflasyona götürdü. Amerika Bağımsızlık Savaşı sırasında Continental Dollar'ı bastı. 1775 yılında sınırsız, hiçbir şeye dayanmayan bu dolar sadece 4 yıl içerisinde çöktü ve hiperenflasyona yol açtı. Yine Almanya 1921-24 arasında 3 yıl içerisinde sınırsız, hiçbir şeye dayanmayan mark bastı ve hiperenflasyona sürüklendi. Ve Amerika 1971'den beri kendisiyle beraber bütün dünyayı ilk kez küresel anlamda bir sınırsız para deneyi içerisine soktu. Ve bu para deneyinin biz ne zaman ve nasıl biteceğini şu anda bekliyoruz. Benim beklentim, reel ekonomi çok krediye boğulup gerçeklerden uzaklaştığı için önce reel ekonomide bir çöküş olması, bunu 2020'de olabileceğini tahmin ediyordum. Şu anda %60 ila 50 olasılık görüyorum bunu. Böyle bir çöküş zaten Eylül ayında repo piyasasının çökmesiyle aslında başladı. Böyle bir çöküş olabilir ve merkez bankaları bundan sonra korkunç miktarlarda yeniden para basıp bu sefer bütün dünya ekonomisini hiperenflasyona birkaç yıl içerisinde önümüzdeki dönemde sürüklerler diye düşünüyordum. Şimdi merkez bankaları bu deflasyonist çöküş daha olmadan zaten yeniden para basmaya başladılar. Özellikle Amerika. Bir deflasyonist çöküş olmasa bile, bir küçülme, bir dünya çapında çökme reel ekonomide olmasa bile merkez bankaları bu şekilde para basmaya devam ederlerse, ki basmazlarsa bu deflasyonist çöküş olacak. Zaten bizi yine ne yapacaklar? Sonuç itibariyle hiperenflasyona taşıyacaklar. Ve yine sınırlı varlıklar, altın, gümüş ve 2008'den sonra onların yanına eklenen Bitcoin hayal edilemeyecek yüksekte potansiyel değerler görebilirler. İşte bu sınırlı varlıkların en yenisi olan Bitcoin'i ve daha birçok kripto parayı alabileceğiniz, eski adı CoinEx, yeni adı TODEX, dijital para borsasının sunduğu dünyanın haberinin burada da sonuna geldik. Lütfen kanala abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.